Malatya'da liseyi bitiriyorsunuz. Siz gönlünüzdeki işi yapma arayışınızdasınız. Zaten o gönlünüzde yatan aslan da belli. Sanatçı olmak istiyorsunuz. Ankara Devlet Konservatuvarı'na girebilmek için babanızın cebinden para çalıp başkente gidiyorsunuz. Ki burada bir parantez açmak isterim. Hayatımda yaptığım tek hırsızlıktı diye de bir vurgunuz var bu konuyla birlikte. Burada büyük bir satır başı yapacağım. Konservatuvar noktasına gelmişken Cüneyt Gökçer diyeceğim ve bir takım bilgiler paylaşacağım. O yıllarda kendisi Ankara Devlet Konservatuvarı'nın başındaki kişi. 1958 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmış ve Türkiye'de sanatta önemli kişilerden biri haline gelmiş. Bugün hala kendisini hocaların hocası diye anılmakta. Yetiştirdiği çok sayıda ünlü tiyatrocu da var. Ancak sizi yetiştirmektense okuldan atmayı tercih ediyor. Konservatuvarı bitiremeden siz okuldan atılıyorsunuz. Gerekçe ise konservatuvarda komünizm propagandası yapmak ama bu iddia bir iddia. Ne kadar doğru? Gerçekten okuldan atılmanızın sebebi bu muydu? Sizi burada karşımızda görmüşken sormak isteriz. Bunun yanında o yıllara baktığımızda afiş asmak, bildiri dağıtmak, protestolara katılmak gibi şeylerde birçok öğrencinin yaptığı işler olarak gözüküyor bugünden bakarsak. Ama asıl soru gelsin. Sizi okuldan atan Cüneyt Gökçer'i affedebildiniz mi? Ben affettim. Çünkü bana okulda bulunduğum 3 sene içerisinde, 3 yıl içerisinde çok şey öğretti. Ama politik tenakuz yaşıyorduk o dönemde. Politik karşıtlık yaşıyorduk açıkçası. Ve olayların konservatuvardaki eğitimi aksatacağını zannederek sol tandanslı öğrencileri temizlemek gibi bir anlayış içerisine girdi Cüneyt Gökçer ve beni de bundan dolayı attı okuldan. Aslında bundan dolayı atıyorum demedi. Sen evlisin onun için atılıyorsun dediler bana okuldan. Halbuki okulda en az 10 tane evli arkadaşımız vardı. Haluk Bilginer de bilir bunu. Zuhal Olcay da bilir. Selçuk Yöntem de bilir. Benim atılış nedenim göstermelik olarak evli olduğum içindi. Aslında komünizm propagandası yaptığım için atıldım okuldan. Evet, iddia doğruydu. Ben affettim diyorsunuz. Ben affettim. Çünkü bana az şey öğretmedi.